Seçimlerden hemen evvel bir takım uluslararası kuruluşların daha seçim olmamış bir takım raporlar yayınlayarak Azerbaycan'ın bu seçimlerinin demokratik olmadığını, uluslararası kurallara uymadığını açıklayan bir takım demeçler, bir takım raporları gördük. Biz Türkiye heyeti olarak bunların hepsini reddediyoruz. Kabul etmemiz mümkün değil. Azerbaycan bağımsız bir ülke ve Azerbaycan 30 yıldır ayaklarında duran ve 30 yıldır bu coğrafyada bir yıldız gibi parlayan bir ülke ve bu zor şartlarda ekonomisini düzeltmiş, gençlerinin istikbaline yönelik çalışmalar yapmış ve Avrupa'nın enerji güvenliğiyle ilgili çok önemli projeleri hayata geçirmiş. TANAP'la 3500 kilometrelik bir boru hattıyla Avrupa'ya enerji götürüyor. Avrupalı dostlarımızın bunların hepsini görmesi lazım. Ve bu coğrafyada barışın, dostluğun, kardeşliğin devam etmesi için Azerbaycan'a herkesin destek vermesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda, antiterör hareketinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak her türlü desteğini verdi. Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. Bundan sonra da olacağız, gelecekte de olacağız. Azerbaycan'ın huzur içinde olması, Azerbaycan'ın istikrar içinde olması kimseyi ürkütmemeli. Bu coğrafyada böyle bir ülkeye sahip çıkmak lazım. Azerbaycan'daki seçimlerle alakalı eleştirde bulunan bazı Avrupa ülkelerine baktığımızda bugün hala monarşiyle idare edilen ülkeler olduğunda bizler gözlemliyoruz. O yüzden Avrupa dahil olmak üzere, Avrupa Birliği dahil olmak üzere Azerbaycan'a kendi demokrasisiyle alakalı, Azerbaycan'da giderek daha da olgunlaşan demokrasiyle alakalı bir söz söyleyeceklerse bundan önce dönüp kendilerine bakmaları lazım. Çok hakikaten burada komik bazı ifadelerin olduğunda yine gözlemledik. Örneğin adaylar arasında neden bir hanımefendi ismin olmadığıyla alakalı. Ne yapacağız? Şimdi İngiltere'de iki tane öne çıkan siyasi parti var. Birisi İşçi Partisi, birisi Muhafazakar Parti. Veya dünyanın diğer ülkelerinde mesela şu anda Amerika Birleşik Devletleri kendi bünyesinde seçim sahtim haline girdi. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ve kuvvetle muhtemel burada da iki erkek aday yarışacak. O zaman dönüp hem İngiltere'ye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne veya bundan sonra Avrupa'da yaşanacak diğer seçimlerde de ne olacaksa bununla alakalı benzer tespitleri yapmaları lazım. Ama biz ne yazık ki Batı'nın bu anlamda hassasiyetten ve hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hareket ettiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Şunu iyi anlamaları gerekiyor. Bilhassa son yıllarda vuku bulan Doğu Avrupa ekseninde yaşanan Ukrayna merkezli savaş ve Avrupa Birliği'nin yaşadığı diğer krizler dahil olmak üzere küresel barış ve istikrarın Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ve dostluk örneğiyle beraber aynı zamanda Türk dünyasıyla da şekillenen bir iklimle ilerlediği gerçeğini göze aldığımızda küresel barış ve istikrarın ana anahtarının bu coğrafyanın, bu ülkelerin elinde olduğunu iyi anlamaları lazım. Yani bu şu demektir. Hem Avrupa'nın hem de dünyanın barış ve istikrarı Azerbaycan'ın barış ve istikrarından geçer. O yüzden dün gerçekleştirilen seçimler neticesinde Azerbaycan halkının vermiş olduğu iradenin bilhassa Batı camiası da dünyada hangi çevre olursa olsun vermiş olduğu iradenin iradeye saygılı davranmak mecburiyetindeler.